Sevgili çocuklar, bir kez daha bayramınız kutlu olsun ve biraz 23 Nisan konuşacağız. Konumuz tarihçi Profesör Doktor Vahdettin Engin'le. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şöyle başlayalım. Yani meclisin açılması ve sürecin biraz daha 23 Nisan'ın arkasında biz neyi kutluyoruz, anlamlandıracak şeyleri anlayalım. Milli mücadele sürecini nasıl etkiledi sorusuyla başlayalım hocam. Şimdi şöyle başlayabiliriz aslında. Netice itibariyle hakimiyeti milliye diyoruz. Şimdi hakimiyeti milliye kavramı Türk tarihine söz konusu olduğunda böyle binlerce yıllık tarihte hep önemli olmuştur, gündemde olmuştur. Yani Türk milleti hiçbir zaman kendi hakimiyetini başkalarına vermemiştir. Yani kendi kaderini hep kendi tayin etmiştir. Mesela bu anlamda Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna bakalım. Mağlup devletler var değil mi? Şimdi Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Türkiye'si. Şimdi bu mağlup devletlerin Türkiye dışındaki hepsi kaderlerine razı oldular. Yani bakıyorsunuz Almanya yenilmiş, toprağı küçülmüş, çok ağır bir Versay Anlaşması imzalanmış ve direnmeyi düşünmemiş. İşte Bulgaristan için aynı şey geçerli. Avusturya için, Macaristan için aynı şey geçerli. Yani onlar galipler, onlara bir kadermiştiler. Dediler ki sizin bundan sonraki kaderiniz budur. Şimdi bunun istisnası nedir? İstisnası Türk milleti ve Atatürk. Yani tüm milleti şunu dedi ki bana siz kader biçemezsiniz. Ben buradan mağlup çıksam da tekrar küllerinden doğarım ve kendi kaderimi kendi tayin ederim. Yani işte hakimiyeti milliye prensibinin üzerinde bu var aslında. Son derece önemli ve tarih boyunca da bunun çok örneklerini vermiş bir milletin mensubuyuz biz. O açıdan değerli. Zaten şimdi mesela bunun bir göstergesi aynı zamanda milli mücadele ruhu diyebileceğimiz bir gelişmede şöyle yaşanıyor. Mesela Atatürk'ün Anadolu yolculuğu. Mesela 16 Mayıs 1919'da başladı. Şimdi o gün Bandırma Vapuru'yla yola çıkacak Atatürk. Yanında karargah heyeti var. Ve Bandırma Vapuru Kızkulesi açıklarında bekliyor. Kıyıya yanaşık değil yani. Şimdi vapur hareket etmeden önce ki akşam saatlerini bulmuştur hareket etmesi. İngilizler bir baskın yapıyorlar. Bandırma Vapuru'na baskın yapıyorlar. Ve bir şeyler arıyorlar. Şimdi tabii bir şey bulamadılar. Onlar gittikten sonra Mustafa Kemal Paşa yanındaki arkadaşlara dedi ki bakın bu İngilizler ahmak adamlar. Şimdi bunlar sadece demire, çeliğe, silaha güvenirler. Bunlar hürriyet için ölümü göze almış bir milletin gücünü anlayamazlar. Şimdi ne aradılar burada? Silah aradılar. Halbuki biz Anadolu'ya silah götürmüyoruz ama götürdüğümüz bir şey var. Ne var götürdüğümüz? Bir kere bir ideal götürüyoruz. Bir hedefimiz var yani. Bir irade götürüyoruz. İşgal edilmiş, evet işgal edilmiş ülkeyi kurtaracağız. Onun dışında aklımızla gidiyoruz, aklımız var. Ve aklımızla hareket edeceğiz. Ve onun dışında da tabii üçüncü bir güç olarak imanımızı götürüyoruz. Ve dolayısıyla şimdi bir idealiniz varsa ve o ideali gerçekleştirecek aklınız varsa ve manevi anlamda da onu size o gücü veren bir manevi gücünüz varsa, imanınız varsa başarı gelecektir. Yani dolayısıyla gerek milli mücadele yapılmasında gerekse de işte 23 Nisan 1920'de meclisin açılmasındaki temel faktörler bunlardır. Şimdi bu üç vurgulaması Atatürk'ün aslında milli mücadele ruhu dediğimiz olayı karşımıza çıkarıyor ve sonrasında da baktığımızda da aşama aşama kongreler, meclis, milli irade. Bu sürekli vurgulanıyor. Dolayısıyla 23 Nisan aslında işte bu direnişin bir haykırışı oluyor. Yani 23 Nisan'da meclis biz işgalcilere boyun eğmeyeceğiz, direneceğiz ve orada tabii yüksek bir profil var aslında. Meclisi oluşturan kişilere baktığımızda da gerçekten hepsi birbirinden değerli insanlar. Hangi tarih olsa bunu soracaktık ama neden 23 Nisan Cuma günü tercih ediliyor? Buna dair bir tartışma var mı? Öyle mi denk geliyor? Özel olarak evet. seçilmiş bir tarih mi? Çok değerli bir şey tabii ki Cuma gününe denk gelmesi. Çünkü bir kere şunu biliyoruz. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildikten sonra orada Misak-ı Milli'yi kabul etmiş olan son Osmanlı Mevlisan Meclisi İngilizler tarafından basıldı ve dağıtıldı. Sonrasında ise tabii ki mesela Mustafa Kemal Paşa öncelikle son Osmanlı Mevlisan Meclisi'nin Erzurum mevzusudur. Hatta kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiştir. Ki bu meclisin dağıtılacağını zaten önceden kestiriyordu. Dolayısıyla o meclis başkanlığı yetkileriyle
meclisi Ankara'da toplamayı düşünüyordu. Fakat şimdi o gerçekleşmedi. Ama ne oldu? Meclis dağıtıldıktan sonra İstanbul'dan birçok milletvekili Anadolu'ya geçti. Hı hı. Diğer taraftan da işte ülkedeki her liva başına 5 milletvekili olarak seçimle gelenler oldu. Şimdi bunların seçilme ve mecliste toplanma süreçleri var. O arada Atatürk bütün vilayetlere, livalara bir genelge gönderiyor. Diyor ki meclis 23 Nisan Cuma günü açılacaktır. Bu vesileyle her vilayette dualar edilsin, mevlütler okunsun, selavatlar okunsun. Yani manevi bir anlamda güçlü olalım. Ve açılışın da Cuma gününe getirilmesi aslında o Bandırma Vapuru'nda söylediği imanımız var sözünün tam bir yansıması. Yani bu aynı zamanda kutsal bir mücadele de veriliyor burada. O yüzden zaten Cuma günüdür. Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılınır. Sonra dualarla, salavatlarla meclis önünde gelinir. Meclis önünde de dua yapılır ve açılış ondan sonra gerçekleşir. Yani 23 Nisan'ın önemi burada. Yani seçilmiş bir tarihtir. Açılışın tesiri Anadolu'da mücadeleye. Şimdi şöyle tabii ki yani artık giderek milli mücadele tek elden yürütülmeye başlanıyor. Yani şimdi daha önce kongrelerde zaten Atatürk sürekli olarak milli irade vurgusu yapıyor. Yani bir mücadele verilecekse bu topyekün olacak. Yani tek başına ben bu işi yürütemem. Dolayısıyla topyekün bütün milletle beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Ve onun son aşaması tabii kongrelerde katılım daha yetersiz ama artık meclis var. Ülkenin her tarafından seçilmiş olan milletvekilleri var. Gelmişler burada toplanmışlar. Ve onlara söylediği çok değerli bir şey var. Mesela şimdi 23 Nisan'dan sonra 24 Nisan'da bir kere meclis başkanı seçildi Mustafa Kemal Paşa. Ve çok uzun bir konuşması var. Yani o gün yapmış oldu. Bütün o safhaya gelene kadar olan bütün gelişmeleri anlatıyor. Ve orada dikkat çeken şey şu. Şimdi diyor ki milletvekillerine, efendiler bütün maddi manevi mesuliyeti heyeti temsili üzerine almış. 16 Mart 1920'den bu dakikaya kadar bütün acı safhalara, manzaralara karşı vaziyet yapmıştır. Bu mesuliyet çok ağırdır. O heyeti artık bu yükün altında bırakmayınız. Yani meclis açılana kadar heyeti temsiliye. Heyeti temsiliyenin başkanı da Mustafa Kemal Paşa. Dolayısıyla şu ana kadar bu yükü heyeti temsiliye taşıdı. Fakat bu çok ağır bir yük. Milli mücadele yapacak. Bütün milleti temsil edecek. Dolayısıyla bu ağır yükün altında artık biz kalamayız. Ne yapmak lazım? O zaman siz artık bu yükü taşıyacaksınız. Yani milletvekilleri olarak bu yükün altına siz gireceksiniz. Ve bu dakikadan itibaren artık memleketin mukadderatını siz ele alacaksınız. Ve bundan çekinmeye de hiç gerek yoktur diyor. Çünkü bu vazife o kadar mühim. İçinde bulunduğumuz zaman o kadar tarihi bir zamandır ki bu koca mesuliyeti içinizde 3-5 kişiye yüklemekle yetinemeyiz. Bütün meclis bu mesuliyeti yükselecektir. Zaten biz burada bunun için varız. Yani biz millet bizi buraya niye getirdi? İşte bu milli mücadeleyi yapmak, bu mesuliyeti yüklenmek üzere gönderdi. Yani dolayısıyla zaten meclisin yönetimi ele almasıyla beraber de artık ne olacak? Heyeti temsilcilerin görevi sonlanacak. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı ve artık milli mücadele artık buradan, kararlar buradan çıkacak. Mücadele böyle yürüyecektir. Buradan yani yönetecek. Orada alınan önemli karar ve ilk karar. Yani şimdi enteresandır tabii ki. Mesela meclisin ilk kararı şudur. Deniyor ki Büyük Millet Meclisi İstanbul'dan katılan ki 88 milletvekili gelmiştir. Son Osmanlı Beyoğlu Meclisi'nden. İstanbul'dan katılan milletvekilleriyle bu defa yapılan seçimlerde seçilerek gelenlerden oluşur. İlk karar bu. Yani o bütünlüğü ve devamlılığı gösteriyor. Yani İstanbul'da son Osmanlı Mevlüt Meclisi'nin onları vekil olarak kabul ediyor. Doğrudan şeyin meclisin üyeleri olarak kabul ediyor. Bu tarihi devamlık açısından çok önemlidir. Çünkü bunun bilahare başka örneklerini göreceğiz. Çünkü bu kararı aldıktan sonra da İlk kanunu çıkarıyor. Şimdi ilk kanun da değerli. Şimdi meclis yeni açılmış. Yapacağı birçok şey var. Milli mücadeleye gerçekleşecek. Çıkarılması gereken birçok kanun var. Fakat ilk çıkardığı kanun anam vergisi kanunu. Niye anam vergisi kanunu? Mesela onu
izah etmek lazım. Lütfen. Şöyle bir şey var. Şimdi 16 Mart'tan sonra işte İstanbul'da İngilizler işgal ettiler. Misak-ı Milli kabul edildiği için çok rahatsızlar. Meclis Son Osmanlı Meclisi Han Meclisi Misak-ı Milli'yi kabul etmiş. Dolayısıyla bunun getirdiği rahatsızlıkla işte meclisi bastılar, dağıttılar. İşte Rauf Bey, Vasıf Bey gibi kişiler Malta'ya sürgüne gönderildi. Ve İngilizlerin meclisi bastığı gün Son Osmanlı Meclisi Han Meclisi Anam Vergisi Kanunu görüşüyordu. Aslında basit bir kanundur. Yani koyun çok üzerinde. Çok temsili bir şey ama. Tabii o temsili yönü çok önemli. Koyun üzeri, koyunların her koyun başına alınan bir vergi. Şimdi o kanunu görüşüyordu. Komisyondan çıkmıştı. Genel kurula gelmişti. Oylanamadan İngilizler bastığı için meclis dağıldı. Şimdi Ankara'da işte 23 Nisan'da toplanan meclis ilk olarak Anam Vergisi Kanunu çıkarıyor. Diyor ki devlette bakın siz... devamlılığı da aslında Osmanlı'nın Türkiye... Kesinlikle. Yani bu çok çarpıcıdır. Çarpıcı bir örnek. Hatta orada mecliste işte meclis başkanlarının oturumu başlatmak için vurdukları bir gong vardır. O gongu da alıp Ankara'ya getiriyorlar. Ve birinci mecliste hep o gong da kullanıldı. Dolayısıyla siz İstanbul'daki meclisi dağıtırsınız ki meclis demokrasinin en değerli varlıklarından biridir. İngilizler demokrasiye güya değer verirler ama başka bir ülkenin meclisini dağıtmayı da bir beis görmüyorlar. Dolayısıyla işte biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok anlamlı bir mesaj, şeydir evet. Yani. Dolayısıyla Anam Vergisi Kanunu. İlk kanun bu anlamda önemli. Hatta aslında şöyle bir çarpıcı örnek de verebiliriz. Şimdi ikinci meclise geliyoruz. Yani ilk meclis binası tabii biraz o dönemdeki imkansızlıklar dolayısıyla biraz da çabucak hazırlanmıştı. İşte sıralar vesaire okullardan bulunup getirildi. Sonradan 1924 yılında yeni bir meclis binası yapıldı. Şimdi yeni bir meclis binası tabii ki daha büyük. İşte bugünkü Cumhuriyet Müzesi olarak biliyoruz. Şimdi yeni meclis binasına artık sıralara okullarından alma ihtiyacı yok. Yani 1924 yılında gelişmiş imkanlar mevcut. Hı hı. Fakat şimdi yeni meclis binasının sıraları da nereden getirildi dersiniz? Son Osmanlı Meclisi Han Meclisi'nin sıraları alındı, getirildi. Ve kürsü nereden getirildi dersiniz? Kürsü de İstanbul'dan getirildi. Son Osmanlı Meclisi Han Meclisi'nin kürsüsü getirildi. İkinci meclis binasında yerleştirildi ve ondan sonra aslında 1960'a kadar böyle gitmiştir. Yani o bugünkü Cumhuriyet Meclisi olarak kullanılan. Evet, öyle kullanıldı. Yani şimdi yeni bir kürsü, yeni sıra yaptırabilirlerdi. Ama tarihsel devamlık açısından meseleye baktığımızda işte ne yapıyor Atatürk? İstanbul'dan getirtiyor sıralar ve kürsü. O gün bugün Cumhuriyet Müzesi'nde o kürsü hala orijinal şekilde orada duruyor. Yani demek ki bu tarihsel devamını çok önemsemek lazım. Yani Osmanlı-Cumhuriyet ayrımını çok da fazla öyle abartmamak gerekir. Aslında Osmanlı ve Cumhuriyet aynı devlettir. Yani. Tabii ki. Rejimini değiştirmiştir. Devlet her şeyle ortadır. Rejimini değiştirmiştir. Hatta mesajı da Atatürk zaten çok açık bir şekilde vermiş. Yani hem devam ettirdiği, çıkarttığı ilk kanunla hem kesinlikle bunu devam ettirdiği süreçte bütün sembolik anlamlarıyla. Evet. Hatta 28 Ekim 1923 akşamı yani. Hiçbir kopukluk bırakmamış bir yerde. Evet. Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce Çankaya Köşkü'nde topladığı arkadaşları. Arkadaş yarın Cumhuriyet ilan, arkadaş efendiler yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz diyor. Yani yarın yeni bir devlet kuruyoruz demiyor. Çünkü devlet orada. Türk devleti bin yıldır var zaten. Dolayısıyla yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz demek aslında bu geçişkenliğin bir rejim meselesi olduğunu gösterir yani. Çocuklara armağan edilmesi. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Tamam, çocuklara armağan edilmesi. Çocuklara armağan edilmesi. Bu nereden çıkıyor? O bir süreç aslında. Tabii ki 23 Nisan'ın ertesi yıl egemenlik bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Sonrasında tabii o bayrama çocuklar da katılmıştı. İşte askerler katılmıştı. Atatürk zaten öteden beri çocuklara çok meraklıdır. Biliyoruz birçok evladı var, manevi evladı var. Dolayısıyla bu çocuklar Himaye Etval Cemiyeti var. Osmanlı döneminden intikal etmiş Himaye Etval Cemiyeti'ne mensup çocuklar. Onların orada bulunması çok hoşuna gitti Atatürk'ün de. İleriki dönemlerde işte oradaki yetim çocuklar için Himaye Etval mensupları, yetim çocuklar için iadeler toplanması vesaire
giderek çocuklar egemenlik bayramının yanında bir unsur olarak devreye giriyorlar. Ve böyle olunca da ileriki yıllarda hem egemenlik bayramı hem de çocuk bayramı olarak devam etmiştir. Yani o bir süreç. 24, 25, 26, işte 24'te Latife Hanım da var, Atatürk'ün eşi. Şeyin aynı zamanda Himaye Etbal Cemiyeti'nin temsilcisi olarak törenlerde bulunmuştur. Yani bu iç içe geçmişlik var. Bir Atatürk'ün çocuklara olan sevgisi de göz önünde bulundurulursa burada gayet doğaldır. Giderek bunun bir çocuk bayramına dönüşmesi. Aslında süreç içerisinde çocukların kendi bayramları haline biraz dönüştürdükleri bir şeye de gelmiş o zaman. Kesinlikle. Ulusal egemenlik törenleriyle. Evet. Bir de bu dünyada örneği olmayan bir mevzu. Türkiye bu konuda da öncülük yapmış olması çok güzeldir tabii. Bizim tarihimizde böyle öncülüklerimiz çoktur. Yani Türk milleti Ali Cenap'tır. Ali Cenap olduğu için insani değerlere çok fazlaca önem verir. Dolayısıyla bu da onlardan biri aslında. Tarihsel süreçte 23 Nisan kutlamalarında dikkat çekici bir farklılık var mı? Yani şimdi burada egemenlik bayramı olduğu için tabii ki hep coşkulu oluyor. Coşkulu oluyor kutlamalar. Yani günümüze kadar da ulaştığında görüyoruz ki bu ve insanlar şunu da hatırlıyorlar aslında, özgüven. Mesela bugün Filistin meselesine bakalım, değil mi? Filistin meselesi, Gazze'de yaşananlar, değil mi? İnsanlar çoluk çocuk demeden katlediliyorlar. Bir soykırıma gidiyor neredeyse. Şimdi dünya sesini çıkarmıyor bunun, değil mi? Yani Türkiye dışında dünyada çok fazla bir ses çıkmıyor. Yok, ses çıkıyor. Ses her yerden çıkıyor, çıkıyor da ses çıkıyor. Yani, başka bir yani şey işte evet, ama ciddi bir tepki. Yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı yüksek perdeden konuşabiliyor. Şimdi bu özgüven nereden geliyor? İşte hep tarihi boyunca milli egemenliğe değer vermiş bir milletin mensubu olmak. Tabii bu sadece söylemle kalmaz. Bunu icraatla da gerçekleştirmiş. Kendi ülkesini işgal eden yabancı güçleri ülkesinden kovmayı başarabilmiş bir milletin mensubu olmak. Ve 23 Nisan bunu çağrıştırıyor aslında. Milli egemenlik, hakimiyeti milliye. Ve dolayısıyla bu her zaman için de geçerli olmuştur biz toplumda. O yüzden coşkuludur. Bugün de coşkuluydu. Yani bu coşku tabii ki bitmeyecektir, devam edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki, ben de teşekkür ederim. Hocam.